Yine yanımda çok değerli bir konuğum var. İstanbul Ticaret Odası ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Sayın Öztürk Orhan Beyefendi var. Kendisi Karslı, aynı zamanda bir Sarıkamış gönüllüsü. Evet Öztürk Bey, harekatın 100. yıl dönümünde çok duygulu, buruk anlar yaşadık ama aynı zamanda da çok sevinçli anlar yaşadık. Devletimiz oradaydı, vatandaşlarımız oradaydı. Önce Sarıkamış'la ilgili, Sarıkamış Harekatı ile ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi sormak istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi de tebrik ediyorum. Çünkü bu tür faaliyetlerin hepsinde biz Seyfullah Türksoy'u orada görüyoruz. Oradakilerini bütün Türkiye'ye aktarıyor, Türk dünyasına aktarıyor. Tabii Sarıkamış'ın 100. yıl dönümüydü. En önemlisi de biraz önce saydığınız bütün katılımcılar oradaydı. Fakat bizi umutlandıran gençler oradaydı. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafından genç bir nesil gelmişti. Aslında nesli oradaydı. Sarıkamış bizim için önemli. Bütün Türkiye'nin her tarafından hem asker yaşta hem genç yaşta gelip orada savaşan, bu tipi de şehit olan bir sürü hepimizin eşi, dostu, akrabası, tanıdığı, bildiği, aynı Çanakkale'de olduğu gibi Sarıkamış'ta da. Ben şuna çok seviniyorum. Çanakkale gibi şu anda Sarıkamış'ta Türkiye gündemine oturdu. Ve Sarıkamış şehitlerini de arayanı, soranı çok oldu. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin başta yöneticilerine, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, ilgili devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. 100. yılda orada bir anıt dikildi. Dolayısıyla 100. yılda Sarıkamış şehitleri bir kez daha bütün Türkiye'nin her tarafından mevlütler okunarak rahmetle anıldı. Baki kalan da bu olsa gerek. Efendim sizin belki bunu çok insan bilmez ama ben biliyorum. Sarıkamış şehitleri için yazmış olduğunuz bir şiiriniz var. Evet. O şiiri ben okudum, çok da duygulandım. Eğer rica etsem onu sevgili seyircilerimiz için okuyabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Ben bir uçak yolculuğunda 32 dakika içerisinde Sarıkamış şehitleri ardından duygularımı kaleme döktüm. Sonra bunu değiştirmek istedim ama ne bir noktasını ne de bir virgülünü değiştiremedim. Bardız yaylasından başlar Allahu Ekber. Bu dağ çetin mi çetin? Kışın geçmek ki ne mümkün? Hava soğuk, kış ayaz. Her yer kar bembeyaz. İlerliyordu Mehmet'im, gelecekti üstün. O hiç olmadı kaderine küskün. Onun tek bir amacı vardı. Moskov bizi ezip geçemeyecekti. Yatağı kar, yastığı buz. Kim bilir Mehmet'im kaç gündür uykusuz. Yiyecek kıt kanaat. Giyecek yazlık bir kıyafet. Baş açık, ayakta yırtık bot. Bu haline bile isyanı yok. O yine Allah'a tevekkül, haline şükreden bir kul. O vatan için, Allah için oradaydı. Verilen talimatları aynen uyguladı. Çok yürümüştü, yorgundu ve de terli, yaman esiyordu, rüzgar yönünü bilmedi. Ne gecenin farkındaydı ne de gündüzün. Saatler geçtikçe bastı Mehmet'imi derin bir hüzün. Gözü dağda, kulağı komutandaydı. Dur dediler Mehmet'ime, durmalıydı. Çünkü emri veren onun komutanıydı. Mehmet durdu manasız. Rüzgar çok esiyordu amansız. Durunca başladı el ayak üşümeye. Talimat yoktu dolaşıp yürümeye. Tüfeğini çenesine dayadı. Gece geç vakitte Mehmet'im dona kaldı. Sabah oldu, uykudan uyanamadı. Komutan emir verdi ise de bu emri ne alan ne de duyan olmadı. O hakka yürümüştü beyaz karlar üstünde. Komutan eyvah, ben ne yaptım? Kader böyleymiş, onları Allah'a bıraktım. Tüfeğini
Mehmet'imin elinden alamadılar. Yazlık kıyafetini kefen yapıp toprağa sardılar. Böylece Mehmet anadan oldu, yardan oldu, çok sevdiği sıladan oldu, Allah Allah diyerek candan oldu, fakat yaradandan olmadı. O şehitlere yoldaş oldu. Bir müddet sonra aileye verdiler Muş'tu. Dediler beyaz bulutlar üstünde Mehmet cennete uçtu. Aile bu halı metanetle karşıladı. Ne yapalım, onu bize Allah verdi, Allah da geri aldı. Haberci başınız sağ olsun dedi. Onlar da vatan sağ olsun cevabını verdi. Ah Sarıkamış, Sarıkamış. Sen de ne çok gencin, ahı kalmış. Bu acıyı mukadderat deyip bu millet sinesine kazmış. Bugün vatan için bir seferberlik olur ise, 50 silah tutan kulak verir bu sese. Sormazlar nereye, neden, niçin. Gerekirse nice Mehmetler şehit olur bu topraklar için. Maksadım üzmek değildi elbette sizi. İstedim ki ecdadın kaybolmasın izi. Siz yad eylediniz bugün şehitlerimizi. Ben de Mevla'ya amanet eyledim hepinizi. Yıllardır bu hal üzer Öztürk oranı. Allahu Ekber'in hiç azalmadı karı boranı. Şükürler olsun şehitlerimizin artıyor arayıp soranı. Rabbim bahtiyar eylesin onlara Fatiha okuyanı. Lillahil Teala'l Fatiha tüm şehitlerimiz için.